Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine basit eşitsizliklerin 3. testiyle devam ediyoruz. AB 3x artı 4 santim demiş. Birinci ve ikinci top verilmiş arkadaşlar. X bir tam sayı olmak üzere kapının altında bulunan kare şeklindeki delikten yarıçapı 7 santim olan küre şeklindeki birinci top bunun yarıçapı neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Bu geçebilirken yarıçapı 13 santim olan küre şeklindeki ikinci top geçememektedir. Bunun yarıçapı da neymiş arkadaşlar? 13'müş, değil mi? Buna göre x kaç farklı değer alabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunun tabii çapını hesaplamak lazım. Bu tarafını da hesaplamak lazım. Niye? Çünkü bunun bu yarısı girmeyecek sadece. Hepsi geçecek, değil mi? Yani o yüzden bakın bunun çapı nedir? 14 olacak arkadaşlar. Haliyle bu 14 santimlik çaplık bu birinci top bu kareden geçebiliyorsa arkadaşlar bu demek ki bu içi 3x artı 4 eşit de olabilir. Bu tam 14'e küçük de daha büyük de olabilir. Öyle değil mi? Evet, eşit de olabilir. Çünkü eşit olduğu zaman tam böyle kılı kılına geçiyor anlamında. O yüzden buradaki eşitliği koymamız lazım. 3x buradan 10 olur. X de büyük eşittir 10 bölü 3 olur. Yani x büyük eşittir 3 virgül küsür olmuş olur arkadaşlar. Bu ikinci top bakın bunun da çapını hesaplayacak olursam bunun çapı da ne olacak? 26 olacak. Bu geçemiyormuş arkadaşlar. İkinci top geçemiyormuş. Yani haliyle o zaman bu 26 ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak bu 3x artı 4'ten. Bak buraya eşitlik koyacağım mı? Koymayacağım. Çünkü eşitlik koysam kılı kılına geçerdi, değil mi? Ama geçememiş arkadaşlar. Demek ki burada eşitlik yok. Buradan 22 büyüktür 3x olacak. Şöyle yazarsak daha rahat olacak. X de küçüktür 22 bölü 3. Yani 7 virgül küsür olmuş olacak arkadaşlar. Peki x'in aralığı 3 virgül küsürden büyük olacak ya. Yani şöyle diyelim. X bu da küçüktür. 7 virgül küsür arkadaşlar. Buradan 3 virgül küsürden büyük 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur değil mi? Bak burası 7 virgül küsür ya. O yüzden 7 de olabilir. Kaç tane farklı değer alabilirdi? 4 tane farklı değer alabilirdi. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci soruya. Aykut 210 santim uzunluğundaki bahçe duvarının yanına özdeş kutulardan şekil 1'deki gibi 2 tane. Bakın bu neymiş demek ki boyutu arkadaşlar? Şöyle 210'muş. Tamam mı? Bakın şurası 210 santimmiş. Anlaştık. İki tane koymuş arkadaşlar. Peki bunun uzunlukları ne kadar? Bir ayrıtının uzunluğu ne diyelim? Biz 2 santim olsun diyelim. Tamam. Şekil 2 de şunda 3 tane üst üste koyarak yukarıdaki görünümleri elde etmiştir. Buna ben x dediysem bakın x dediysem bakın şimdi şurası 210 ya bakın bu 2x dediğim şey arkadaşlar 210'dan küçük değil mi? 210'dan küçük. Bu 3x dediğim şey de arkadaşlar 3x dediğim şey de 210'dan daha büyük değil mi? 3x dediğim 210'dan daha büyük olmuş oluyor. Değil mi? Bakın burada x küçüktür 105 olmuş oluyor. Burada da x büyüktür 70 olmuş oluyor. Yani haliyle x'in aralığını ben buldum. 70'ten büyük 105'ten de ne oldu arkadaşlar? Küçük olmuş oldu. X'in aralığını buldum ben. Tamam. Aykut bu kutuların bir tanesinin üzerine çıktığında yani şöyle x'in üstüne çıktığında şekil 3'teki görünüm ortaya çıkmıştır. Haliyle bakın bunun boyuna da ben b diyecek olursam x artı b ne olmuş oluyor arkadaşlar? X artı b ne olmuş oluyor? Tam bu duvarın boyuna eşit olmuyor. Duvarın boyu zaten 210 demedim mi burada? Evet. Yani bu da arkadaşlar ne olacak? Eşittir 210 olmuş olacak. Tamam. Bizden ne istiyor? Aykut'un boyunun tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman boyu burada yalnız bırakacak olursam b eşittir 210 eksi x olmuş olacak, değil mi? Burada o zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? 210 eksi x'i elde etmeye çalışacağım. Eksiyle çarparsam her tarafı eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 105 eksi x eksi 70. 210 eklersem 105 eksi x artı 10 210, değil mi? 210 ekliyorum çünkü. Artı 210 küçüktür. 210 eklediğim zaman da burası ne geldi? 140 mı geldi arkadaşlar? Ben eksi x artı 210'un yerine b yazabilirim. Bakın bunun yerine b yazacak olursam. Çünkü eşit birbirine. O zaman boyu buldum arkadaşlar. Boy neymiş? Demek ki 105 ile 140 aralığındaymış. Bakın şu 4 tane şık bu aralıkta ama 141 bu aralıkta değil. Doğru cevabımız E şıkkı. Evet. Geldik 3. soruya. Bir tane işlem tanımlanmış arkadaşlar. Tamam. Ne diyor bu? X diyor
şu içerideki sayı diyor. Şu işlemin içindeki sayı diyor. 2'den küçükse diyor. Tamam mı? Bunu kullan diyor. Eşitse bunu kullan diyor. Büyükse bunu kullan diyor. Yani bizim 3 tane sonucumuz var arkadaşlar. Sonuç ya 2 çıkacak, ya 0 çıkacak, ya da eksi 2 çıkacak. Bu şekilde tanımlanmış. Tamam. Bu olduğuna göre diyor, böyle bir işlem vermiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın, şu ifadenin, bakın şunun bir kere sıfır olma durumu var mı? Bak burası sıfır olmuş olsa, ben sonuçta sıfırla 4'ü topladığım zaman buranın 4 olması lazım. Ama bizim işlemlerimizin sonucu arkadaşlar ya 2 ya 0 ya eksi 2 çıkacak. O yüzden bu sol taraftaki işlemin bir kere sıfıra eşit olma olasılığı yok. Değil mi? Sıfır olamaz. Peki 2 olabilir mi? Bak şimdi bunun sonucu 2 olmuş olsa 2 ile 4'ü toplasam 6. Bunun sonucu 6 olması mümkün değil. En fazla 2 olabiliyor çünkü. O yüzden bakın bunun 2 olması da mümkün değil. O zaman arkadaşlar bakın bu kesinlikle ama kesinlikle sonucu ne olması lazım? Bunun eksi 2 olması lazım. Değil mi? Eksi 2 olması lazım. Peki şimdi tabii biz bu yuvarlağın içine artık ne yazmamız lazım? 2x eksi 7. Bak burada 2x eksi 7. Her yerde x gördüğümüz yere 2x eksi 7 yazacağız. Bak şurada da 2x eksi 7 küçüktür 2 olmuş olacak değil mi? Buradan 2x küçüktür 9 her yerde yazıyoruz bak. X küçüktür 9 bölü 2 yani 4,5 olmuş olacak arkadaşlar. Anlaştık. Burası sonucu bakın eksi 2 ile 4'ü topladığım zaman sonuç ne olacak? 2 olacak. Yani bunun sonucunun ne çıkması lazım arkadaşlar? 2 çıkması lazım. Öyle değil mi? Sonucu 2 çıkan arkadaşlar, sonucu 2 çıkan. Biz şurada hatalı mı yaptık ya? 2 değil de eksi 2 çıkacak ya. Bak şurada benim şunu almam lazım da. Alt tarafı almam lazım değil mi? Evet. Şunu eksi 2 çıkacak ya şunu almam lazım. Yani 2x eksi 7 dediğim bu sefer x'ten x neyden büyük olacak? 2'den büyük olacaktı arkadaşlar. Tamam. 2x buradan 9. X büyüktür. 4,5 olmuş oluyor. Tamam. Şimdi bunun sonucu 2 çıkacak. 2 nerede çıkıyor arkadaşlar? Şu ilk durumda çıkıyor. Bunun yerine de ben 3x gördüğüm yere artık 3x eksi 26 yazacak olursam 3x eksi 26 yazacak olursam bunu kullanacağım için burada da x gördüğüm yere 3x eksi 26 yazmam lazım. 3x eksi 26 küçüktür 2. 3x küçüktür 28. X de küçüktür 28 bölü 3 olacak. Bu da 9 virgül küsür. Yani x dediğimiz 4,5'tan büyük olacak. 9 virgül küsürden de küçük olacak arkadaşlar. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Buradan 5 alabilir, 6 alabilir, 7 alabilir, 8 alabilir. Bir de 9'u alabilir arkadaşlar değil mi? Çünkü bu 9, 9 küsür olduğundan dolayı bakın toplamda 5 tane farklı değer alabildi. Bence güzel soru arkadaşlar. Buna bir yıldız atalım. Bunları kesinlikle ama kesinlikle bakın belli aralıklarla tekrar edin arkadaşlar. Evet. Geldik dördüncü soruya. N bir sayma sayısı ve B tam sayı olmak üzere. N dediğimiz yani bakın şuradaki sayı neymiş? Birden başlayacak yani. Birden başlayacak. Evet. B de tam sayı. Tamam. B negatif olabilir yani. Anlaştık. Bakın böyle bir işlemi nasıl tanımlamış arkadaşlar? B eksine ilkinden ikinciyi çıkarmış. Sonra birinci ile ikinciyi toplamış. Örnek de vermiş. Bak 1 ile 5'in arasındaki fark ne? 1 eksi 5'ten eksi 4. 1 artı 5'ten de 6. Olayı anladık. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi n sayma sayısı diye. Bak burada n yerine ne gelmiş? İkinci tarafa bakıyorum. X gelmiş. Demek ki arkadaşlar X nereden başlayacak? 1'den başlayacak. Böyle bu şekilde gidecek arkadaşlar. Tamam. Haliyle bakın ben bunu nasıl yazabilirim? Bunu nasıl yazabilirim? Bu ne demek arkadaşlar? Bakın AXX ne demek? X eksi x demek değil mi? Birinciden x'ten x'i çıkardığım zaman 0 olacak. X ile x'i toplarsam 2x olacak. Şimdi şuraya bakalım. Buraya bakalım arkadaşlar. A 9x'e bakalım. Tamam. 9 eksi x olacak. Bak birinciden ikinciyi çıkaracağım. Birinci ile ikinciyi topladığım zaman da ne olacak? 9 artı x olacak. Bu kümenin hiçbir ortak elemanı olmayacakmış. Niye? Çünkü boş küme diyor arkadaşlar. Tamam. Ben şimdi mesela birden başlayalım. Çünkü x birden başlayacak ya sayma sayısı olacak burada. Tamam. X yerine 1 demiş olsam. O zaman ne olacak bak bu küme? 0 virgül x yerine 1 yazdığım zaman 2 olacak. Bakın x yerine 1 yazdığım zaman bu küme ne olacak arkadaşlar? 9 eksi 1'den 8. 9 artı 1'den de 10 olacak. Peki 0 virgül 2 ile 8 virgül 10'u ben kesiştirdiğim zaman hiçbir ortak elemanı var mı? Yok arkadaşlar. Demek ki x eşittir 1 için sağlar. 1 için sağlar. Tamam. 2'ye bakalım arkadaşlar. 2 için sağlar mı?
2 için sağlar mı? Bakalım hemen. O zaman 2 yazdığım zaman 0,4 olacak. 2 yazdığım zaman da 7,11 olacak. Bunların da ortak elemanı yok arkadaşlar bu kümenin. O zaman 2 de sağlar burada. 3'e bakalım. 3 dediğim zaman 6 olacak burası. 3 dediğim zaman arkadaşlar burası da 6 olacak. Burası da 6 olacak. 3 dediğim zaman da burası 12 olacak. Bak bunda sınırlar dahil değil ya arkadaşlar. Bu altılar olmadığından dolayı bunların yine ortak elemanı olmamış olacak. O yüzden haliyle 3 değerimiz de ne olacak? Sağlayacak. Peki 4'e bakalım. 4'e bakalım. Şöyle temizleyelim şurada. 4'e baktığım zaman da 2 çarpı 4'ten 8 gelecek. 4'e bakarsam bakın burası 5. 4'ü eklersem 9'a 13 olacak. Bunların ortak elemanı var mı arkadaşlar? Bakın ortak elemanı var. Neler var? Bakın mesela atıyorum 6, 6 bunların ortak elemanı. 7 bunların ortak elemanı. Bakın değil mi? O yüzden ben boş küme olmasını istiyordum. Yani ortak eleman olmasını istemiyordum. Haliyle 4 olmaz. 4 olmadığı için bundan sonrakiler de olmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın bu küme genişledikçe bu küme de bir yandan ne oluyor arkadaşlar? Küçülüyor. Bakın bu taraftaki. O yüzden iç içe geçmiş oluyor. Haliyle ortak eleman olmuş oluyor. Demek ki 1, 2 ve 3 değerleri için bu denklik sağlanıyor arkadaşlar. Bunların değerlerinin toplamı da ne olacak? 1, 2, 3'ün toplamı da 6 olmuş olacak. Bakın bence güzel soruydu. Tam böyle ÖSYM ayarında bir soru. Gelelim 5. soruya. Yukarıdaki telin bir ucundan 2 santim kesilip ardından kesilen uç kısmında 5 santim tel ilave ediliyor diyor. Yapılan işlemler sonucunda telin orta noktasının ilk duruma göre 2 santimden fazla 5 santimden az yer değiştirdiği bilindiğine göre x hangi aralıkta bulunur diyor. Biz sayı kesir problemlerinde de bu tel kesme sorularını biliyoruz değil mi? Mesela benim 10 santimlik bir telim olmuş olsa bunun orta noktası nedir? 5 santimdir. Evet, ben şimdi bunun bu telin sağ tarafından 2 santim kestiğim zaman benim elimde ne kadar tel kalmış olacak arkadaşlar? 8 santim. Bunun orta noktası ne olmuş oluyor? Bakın 4 olmuş olur. Değil mi? Şimdi bak ben sağ kısımdan kestim. Orta noktam nereye kaydı? 5'ten 4'e. Sol tarafa doğru ne kadar kaydı? 1 santim kaydı. O 1 santim nereden geliyor arkadaşlar? Bu kesilen miktarının yarısı kadar kayıyor. Kesilen miktarın yarısı ne? 1. O yüzden 1 santim sola kayıyor. O zaman şu çıkarımı yapabilir miyiz? Ben telin sağ tarafından kestiğim zaman kesilen parçanın yarısı kadar ters tarafa kayıyor. Sol tarafa kayıyor. Benzer şekilde ben telin sol kısmından kesmiş olsam sağ tarafa doğru kesilen miktarın yarısı kadar kaymış olacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bu bilgiyi verdikten sonra ne yapalım? Şimdi hep yarısı marısı falan diyoruz ya biz. O yüzden kesirli ifadelerle işlem hatası yapmamak adına uğraşmamak lazım arkadaşlar. Ben bu telin uzunluğuna o zaman ne diyeyim? 2K diyeyim. Tamam mı? 2K dedim. O zaman bunun orta noktası ne oldu? Bakın tam şurası K olmuş olur orta noktası. Ben x santim kestim. X santim kestim sağ taraftan. O zaman şimdi orta nokta bu tarafa doğru kaymayacak mı? Sola doğru kayacak. Ne kadar? Kesilen parçanın yarısı kadar. Kesilen parça x. Yarısı x bölü 2. Ben yine kesirle uğraşmamak için arkadaşlar bu x'e de bir değişken deyip 2'ye bölünebilen 2p diyeyim. Yani x eşittir. 2p olarak alayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi orta nokta burasıydı. P sola kayacak. Kesilen parça 2P ya bunun yarısı kadar sola kayacağı için P sola kaymış olacak arkadaşlar. Yani ne olacak? Burası K eksi P olmuş olacak. Değil mi? P sola kaydırmış olduk. Şimdi bir de ne yaptık? Kestikten sonra 5 santim tel ilave ettik. Ben şimdi bakın. Şimdi ben kestim ya. Kestiğim zaman burada mıydı? Bakın kestikten sonra yeni orta noktam artık buraya gelmiş oldu. Ben buna 5 santim eklediğim zaman bakın şu eklediğim kısımda ne olsun? 5 santim olsun. Ben eklediğim zaman benim telim büyümüş oldu ya. Evet, şuraya kadar büyümüş oldu. Değil mi? O zaman orta noktası da arkadaşlar haliyle ne olacak? Bu tarafa doğru kaymış olacak yani. K eksi P ile K'nın arasında olmuş olacak. 5 santim ben ekledim ya arkadaşlar. O zaman ne kadar bir kayma olacak? 2,5 olacak değil mi? Yarısı kadar kayma olacak. Tamam. O zaman haliyle yani 2,5 5 bölü ne diyebiliriz arkadaşlar buna? 5 bölü 2 diyebiliriz değil mi? Tabii 5 bölü 2 dedik ama şu nokta siyah nokta 5 bölü 2 değil arkadaşlar. Yani bu aradaki
aradaki mesafe, şu aradaki mesafe 5 bölü 2. Bu tam şu siyah noktayı bulmak için ne yapmam lazım benim? K eksi P'ye 5 bölü 2 eklemem lazım. Şöyle diyeyim. K eksi P'ye 5 bölü 2 eklemem lazım. Değil mi? Tamam, bunu bulduk. Artık son durum bu arkadaşlar. Son durum bu. Başka ekleme çıkarma yok. Yapılan işlemler sonucunda telin orta noktasını diyor. Yani şunun ilk duruma göre 2 santimden fazla, ilk durum yani şu K'ya göre 2 santimden fazla 5 santimden az yer değiştirdiği bilindiğine göre diyor. Arkadaşlar o zaman bakın biz şimdi ilk başta aşağıda bir örnek vermiştim ya. Mesela ilk başta orta noktamız 5'ti. Sonradan sağ taraftan 2 santim kesilince burası artık 4 olmuştu. Kayma neydi arkadaşlar? 5 eksi 4'ten 1'di değil mi? 2 santim kestiğim için bu 1'i aynı zamanda kesilen parçanın yarısı olarak da bulunuyordu. Yani bakın ilk durumdan son durumu çıkardığım zaman da yine kayma miktarını veriyor. Haliyle arkadaşlar ilk durum K'ydı. Ben K'dan şu K eksi P artı 5 bölü 2'yi çıkardığım zaman ne olacak? Kayma miktarını bulmuş olacağım. Bunları da bakın açtığım zaman ne olacak? K eksi K artı P eksi 5 bölü 2 olmuş olacak. K'lar buradan birbirini götürmüş olacak arkadaşlar. P eksi 5 bölü 2 olmuş olacak kayma miktarı. Bu kayma miktarı şöyle şurayı da bir temizleyeyim. Kayma miktarı yani P eksi 5 bölü 2 miydi? Evet. P eksi 5 bölü 2 dediğimiz 2'den fazla olacakmış, 5'ten de az olacakmış. Her tarafa 5 bölü 2 ekleyecek olursam arkadaşlar ne olacak? Burası 9 bölü 2 küçüktür. P küçüktür. 10, 15 bölü 2 mi oldu? Peki ben P'yi ben uydurdum değil mi? Ben neyi arıyorum? X'i arıyorum ya. X'e de ben 2P dememiş miydim arkadaşlar? Evet. O zaman haliyle benim bunu 2 ile çarpmam lazım. 2 ile çarparsam 9 küçüktür 2P. 2P yerine de X yazıyorum. 2 ile çarparsam da burası da 15 gelmiş oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. Bunlar canavar gibi soru yani. Daha ne sorsunlar? Bakın burada benim dediğim gibi burada rasyonel sayılarla uğraşırsanız çok işin içinden çıkılmaz hal alır. Tamam mı? O yüzden yaptığım gibi yapmakta fayda var. Gelelim 6. soruya. Fatih bir karışını ölçmek için serçe parmağını cetvelin sıfır noktasına koymuş, şuraya koymuş ve parmaklarını maksimum genişlikte açtığında şekildeki görüntü oluştuğunu görmüştür arkadaşlar. Tamam. Şekildeki yani tam nereye kadar denk geliyor arkadaşlar? Şuraya 15 ile 18 arasında. Yani şu parmağı P diyelim. O zaman parmak değil de karış diyor ya, değil mi? Karış 15 ile 18 arasında olacak arkadaşlar. Tamam. Şekildeki makarada sarılı olan tüm ipi parmakların maksimum şekilde açıp 3 karış olarak ölçmüştür. 3 karış olarak ölçecekse 3 ile çarpayım ben bunu. 45, 3 karış, 54 mi yapıyor? Tamam. Makaraya sarılı ip uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri toplamı ne olur diye bizden istiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bu değerleri toplayacağız. 46 olur, 47 olur, 48 olur, efendim 49 olur, 50 olur, 51, 52 ve 53. Burada toplamda kaç tane sayı var arkadaşlar? 8 tane mi sayı var? Evet, 8 tane sayı var. Bunları toplayacak olursak bakın 46 ile 53'ü toplamış olsam ben ne yapar? 99 mu yapıyor? 99 yapıyor, değil mi? 47 ile 52'yi toplarsam ardışık şekilde ya bu. Bu da 99 yapıyor. Benzer şekilde 48 ile 51'i toplarsam bakın 99 yapıyor. 49 ile 50'yi toplarsam 99 yapıyor. Haliyle benim 4 tane 99'u toplamam lazım. 94 ile 9'u 99 ile 4'ü çarparsam 36. 3 değil de var. 39. 396 yapıyor. Doğru cevabımız D şık. Evet. Geldik 7'ye. Şekil 1 ve şekil 2'deki paketler katlama çizgisi boyunca katlanarak hediye paketi haline getirilmektedir diyor. Evet. Katlayacağız arkadaşlar. Bakın şuna katlama çizgisi demiş. Katlama çizgisi bu. Ben bunu katladığım zaman ne olacak arkadaşlar? Artık şu alttaki parçayı kullanamayacağım. Çünkü katlıyorum. Değil mi? O zaman arkadaşlar bu 9 santimlik yani tamamı A'dan B'ye 3x eksi 6 değil miydi? Evet. Ben bu 9 santimi kullanamayacaksam benim şuradaki uzunluğum ne olacak arkadaşlar? 3x eksi 15 olacak değil mi? AC uzunluğum. Evet. Şimdi ne diyor? Devam edelim. 21 santim uzunluğundaki kitap
Birinci hediye paketiyle paketlenebilirken ikinci hediye paketiyle paketlenememektedir. Demek ki arkadaşlar, demek ki bakın ne olacak? 21 santim uzunluğundaki kitap birinci hediye paketiyle ben paketleyebileceğim. Yani bu 3x eksi 15 dediğim bu kitaptan büyük olduğu anlamına geliyor. Paketlenebiliyor ya, demek ki içine sığıyor yani kitap. Yani kitaptan eşit de olabilir, kitaba eşit de olabilir. Çünkü eşit olduğu zaman tam sığar. Hiç arada boşluk kalmaz. Ama boşluk da olabilir, değil mi? Yani hediye paketi kitaptan büyük olabilir kısaca. Buradan 3x büyük eşittir 36, x büyük eşittir 12. Tamam. Bir de buraya bakalım arkadaşlar, sağ tarafa. Benzer şekilde bakın, ben katladığım zaman bu alt taraf üste gelecek ya, alt taraf üste geleceği için ben bu alttaki parçayı kullanamayacağım. Benim toplamda DE uzunluğum neydi? 2x eksi 9'du. Da şöyle yazayım. 2x eksi 9'du. Ben alttaki 5 santimlik yeri kullanamayacağım için burayı çıkardım. Yani 2x eksi 14 santim olmuş oldu. Ben bunu da paketleyemiyormuşum arkadaşlar. Bak, paketleyemiyormuşum. Paketleyemediğim zaman bu demek oluyor ki bu 21 daha büyük. 21 daha büyük olmuş oluyor. Tamam. Çünkü eşitlik olmuş olsa tam sığar anlamı da var. Ama paketleyemediğim için eşitlik yok arkadaşlar. 2x küçüktür 35 oluyor. X küçüktür 17,5 olmuş oluyor. X'in aralığına ben bakarsam burada 12'den büyük olacak. Eşitlik de var. Ve 17,5'tan da küçük olacak. Bu x'in alabileceği değerleri toplamı hemen şurada yazacak olursak, bakın 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 son olarak, değil mi? Kaç tane ifademiz var? 6 tane. Bakın arkadaşlar, ne yapıyordum? Baştakiyle sondakini topluyorum. Kaç oldu? 29. Evet. Bakın, baştaki 13 ile 16'yı topluyorum. Eşit uzaklıkta olanlar. Bu da 29. Ortadakilere de toplarsam bu da 29. 3 tane 29'da ne yapar? 87 yapar arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. 8. soruya. Zekiye Hanım oğlu için aldığı çapı 2x-4 santim olan futbol topunu hediye paketi yapmak istemektedir diyor. Tamam. Aldığı topu, bak çaptan bahsediyor, yarı çaptan değil. Aldığı topu şekil 1'deki A kutusunun içine tam olarak yerleştirebilirken şekil 2'deki B kutusunun içine tam olarak yerleştirememektedir diyor. Yani arkadaşlar, şimdi ben bu topu ne yapacağım? Bu kutunun içine atacağım. Değil mi? O zaman bu kutunun içine atacaksam kutunun hacmiyle ilgili bir bağlantı olabilir mi diye aklımıza bir gelmesi lazım. Ama sadece bu tek başına yeterli bir koşul değil arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın, hacim olarak belki tamam bunu alabilir ama şimdi şöyle şu yüze bakın. Mesela şu yüzü şöyle arkadaşlar çizmiş olayım. Topumuz da bizim bu şekilde. Ya bu top bu yüzden tam sığar mı arkadaşlar? Sığmaz, değil mi? Yani bu hacim sadece tek başına yeterli olmuyor. O zaman hocam ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu kenarları haliyle ayrıtları teker teker değerlendirmemiz lazım. Nasıl? Şimdi bu 2x eksi 4 arkadaşlar. Şimdi bakın, tam şimdi şurayı ne yaptım? Şurası 8 santim olsun. Top ne olabilir? En fazla şu 8'e kadar yapışabilir, değil mi arkadaşlar? 8'den daha küçük olursa zaten sığar. O yüzden ben ne yapmam lazım? Bu 2x eksi 4'ün 8 ve 8'den küçük olması lazım. 8 niye eşitlik dedim burada arkadaşlar? Çünkü tam olursa 8 olursa tam sığmış olur yani. O yüzden. Buradan 2x küçük eşittir 12, x küçük eşittir ne olacak? 6 olmuş olacak. Şu alt tarafı sileyim de kafa karışıklığı olmasın. Anlaştık. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bak, şimdi bunları denememe gerek var mı? Gerek yok. Ya 8 santimden geçiyorsa bu top 10'dan da 12'den de hayli hayli geçer zaten. O yüzden onları denemiyorum. Şimdi gelelim buraya. Burada da arkadaşlar bakın, bu 2x eksi 4. Bakın, ben neyi deneyeyim? Buradan geçemeyecek ya. Bak, buradan geçemeyecek ya. Şimdi 3'ü mü, 4'ü mü, 5'i mi deneyeyim arkadaşlar? Buradan geçemeyecekse. 3'ü denemek mantıklı, değil mi? Ya 3'ten geçemese 5'ten, 4'ten geçemez. 5'ten hiç geçemez yani. O yüzden bunu denemek mantıklı. Diğerlerini denemeye arkadaşlar gerek yok. Tamam mı? Ama şimdi tam tersini düşünsen, 5'i denemiş olsan, ya tamam belki ya olmaz yani, değil mi? Anladınız yani ne demek istediğimi. Tamam. 3'ü deneyecek olursam burada 2x eksi 4'ün 3'ten büyük olması lazım. Pardon. Büyük olması lazım. Büyük olsun ki geçemesin yani. Buradan 2x 7. X de büyüktür. 7 bölü 2. Yani 3,5. Demek ki x'in aralığını biz ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. 3,5'dan büyük olacak. 6'dan da küçük olmuş olacak.
X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını istiyordu. Buradan 4, 5 ve 6. Bunları toplarsam da 15 gelmiş olur. Doğru cevabımız A şık. Bakın bence valla mükemmel bir soru daha olmuş yani. Evet. Geldik 9. ve son sorumuza. 9. ve son sorumuza. Okuyalım. X bir tam sayı olmak üzere yukarıda A, B ve C kartlarının ön ve arka yüzlerinde yazan sayıların bazıları verilmiştir. Bakın ön yüzü bu taraf. Arka yüzü de bu tarafmış arkadaşlar. Anlaştık. Bu kartlardan ön yüzündeki sayı en büyük olan kartın arka yüzü en küçük ve ön yüzündeki sayı en küçük olan kartın arka yüzü en büyüktür. Ne anladınız? Vallahi hiçbir şey anlamadım yani. İlk defa okuyup da bir şey anlayan varsa vallahi helal olsun yani. Alnından öpmek lazım. Evet. Bir daha okuyalım. Bu kartlardan ön yüzündeki sayı şunlar. En büyük olan kartın arka yüzü en büyük olan kart mesela bu olsa ne demiş? Arka yüzü en küçükmüş. Ha, en büyük buysa en küçüğü bunun arkası olmuş oluyor. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Tamam. Ve ön yüzündeki sayı en küçük sayı olan kartın da arka yüzü en büyükmüş. Ha, en küçükse de arkasındaki sayı en büyükmüş. Olayı anladık. Tamam. Şöyle biraz bir temizleyelim. Evet. Kartların ön yüzündeki sayılara göre sıralanışı A, C, B olduğuna göre C kartının arka yüzüne yazılabilecek sayıların toplamı nedir? Oo, tamam. Ne güzel. Ön yüzündeki sayıları da sıralamış. A küçükmüş C'den. Bakın A C'den küçükse eğer o zaman ne olacak? 2x artı 5 küçüktür. 3x eksi 3 olmuş olacak. Buradan da 8 büyüktür. Ne gelecek? X gelmiş olacak arkadaşlar. Ben bir de C ile B'yi değerlendireyim. C ile B'yi değerlendirecek olursam da bakın 2x artı 7 küçüktür 3x eksi 3. Buradan da 10 tam tersi mi oldu? C ortada olacak değil mi? C ortada olacak. Ya yani B daha büyük olacak. 2x artı 7 daha büyük olacak. Burada işareti değiştirmemiz lazım. Evet. Tamam. Buradan da arkadaşlar 10 büyüktür. X olmuş olacak. Burada da bakın 8'den büyüktü. 10'dan da küçük olmuş oldu. Değil mi? Hocam şu durumları niye değerlendirmiyorsunuz? A ile B'yi niye değerlendirmiyorsunuz? Diyecek olursanız A ile B'yi değerlendirdiğim zaman zaten her halükarda bakın 2x artı 5 küçüktür 2x artı 7. 2x'ler giderse 5 küçüktür 7. Her halükarda bu zaten sağlanmış oluyor arkadaşlar otomatikme. Tamam. Bakın burada ne diyordu? X bir tam sayı. 8 ile 9, 8 ile 10 arasındaki tam sayı sadece nedir? 9. Demek ki x neymiş arkadaşlar? 9. O zaman arka yüzündeki sayıları da bir yazalım. Rengimizi değiştirelim de. Bayağı bir karıştı buralar. X yerine 9 yazarsam burası ne olacak? 23 olacak. 9 yazarsam burası da 19 olacak arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar baktığımız zaman bu buradaki soru işaretine yazılan sayı. Bak şurada ortanca değil mi? Ortanca değil mi? Haliyle arka yüzündeki sayıda da ortanca olacak. Değil mi? Burada da ortanca olacak arkadaşlar. Bunun yeri değişmiyor çünkü yani. Tamam. Ortanca olacaksa haliyle 19 ile 23 arasındaki sayıları almalı. Yani 20, 21 ve 22'yi almalı. Bunların toplamı da arkadaşlar 21 çarpı 3'ten 63 gelir. Doğru cevabımız D şıkkı. Valla mükemmel ya. Mükemmel ya. Hangi birine yıldız atsak hepsi yıldızlık ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.